Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de bir değerin toplam içindeki yüzde değerini bulmak için yapmanız gereken o değeri toplam değere bölmektir. Örneğin elimizdeki firma satışlarımızda acaba bu firmaların yüzdelik dağılımlarını bulmak için yapmamız gereken bu değeri burada bulduğumuz değeri toplam değere bölmek. Bunun için de eşittir diyelim. Bakın buradaki değer bölü topla işlevini kullanacağız burada arkadaşlar. Topla yazdıktan sonra bu aralığı seçiyoruz ve bu aralığı seçtikten sonra da klavyeden F4 tuşuna basmamız gerekir. Fn F4'e basmanız gerekebilir. Notebook kullanıyorsanız bunu parantezi kapattıktan sonra Enter'a bastığınızda buradaki değerin rakam olarak karşımıza geldiğini görürüz. Daha sonra bunu istersek buradan yüzdeye basarak ve ondalıklarını arttırarak da yüzde değerleri rahatlıkla buldurabiliriz. Bunu buldurmanın farklı bir yöntemi ise toplamı alta aldırmak olabilir. Bakın buradaki değeri seçiyorum. Sildim ve toplamı aşağıya aldıralım. Bunun için de buradaki otomatik toplam düğmesine basıp Enter'a basın. Ve buradaki değerimiz de gelip eşittir. Bu sefer bakın buradaki değer bölü alttaki toplam değer olması gerekir. Bunu da F4'te sabitlemeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra önceden yüzde değeri verdiğimiz için otomatikman bakın yüzdeler karşımıza geldi. İnce bir esprisi var birbirinden ayıran. Bakın burada ekstradan bir toplam değerine ihtiyacımız var. Ama ilk yaptığımız örnekte toplam değeri olmadan da direkt formülümüzü buradan kullanabiliriz. Bu şekilde kullanmaktansa toplamı buraya kullanmak. Bakın hataya düştü tabi doğal olarak. Buradaki eşittir. Buradaki değer bölü. Topla değil, parantezi açın. 2010 versiyonunu kullanıyorsanız buraya toplam ifadesi gelebilir. Şaşırmayın. Daha sonra bu aralığı seçerek F4'te sabitleyin. Parantez kapatıp Enter'a bastığınızda ve yüzdelik değerleri dönüştürdüğünüzde buradaki değerlerin toplam içindeki yüzdelerini rahatlıkla buradan buldurabilirsiniz.